Bismi subhanehu ve imin şeyin illa yusallu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü beden daima. Ve aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatü beden daima ustad. Şimdi benim bu tür mevzular çok ilgimi çekiyor şu anda okuyacağım mevzu. Çok harika, ne bileyim bu son tarihlerde çok alakadar ediyor beni kalemi. Ne bileyim, dolaştığım dünyadaki yerlerden mi kaynaklanıyor? İnsanlık aleminin şu vaziyeti, durumu, içsel yapısı, içsel sıkıntısı, içsel buhranı. Şöyle diyeyim. Elhamdülillah hepimiz Müslüman evladıyız. Duymuşuz geçmiş kavimleri. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Firavun, hepsini duymuşuz değil mi? Bit belası, semavi bela, kıtlık belası, fare belası, yağmursuzluk belası, taş yağma, değil mi? Yani duymuşuz. Sevgili arkadaşlar, geçmiş kavimlerin helak olmasına sebep olan o pis ahlakları bu asırda daha genel, daha geniş sahada yapılıyor. Şimdi Ad kavminin, ben batılı zikretmeyeceğim, Semud kavminin, Lut kavminin helak olmasına sebebiyet veren adetler var ya, pislikler. Onların helak olmasına sebep olmuş. Bu ahir zaman fitnesinin Ad ve Semud kavmine musallat olan, bu Fatih çok önemli bu soru. İmtihanı veya helak olmasına sebep olan, imtihan olurken kahramanları çıkartan mutlaka bir genel bela vardır. Bu asrın belası ise dabetulaz, içsel çöküntü, buhran ve bunalım. Bu asrın belası. Bazı asırlarda bit belasıyla olmuş. Bazı asır kıtlıkla olmuş. Bazı asır ahlakla olmuş. Bazı asır sadakatla olmuş. Bu asır buhran. Kimin elini tutarsan tut, gözünü kapa. Seçme adam, seçmeci yok. Tut burada, ki dindar bir bölge. Hepsini hemen hemen patlar, sıkıntı patlar, buhran patlıyor. Bu asrın belası. Dabetul arz. Üç yere yerleşiyor. Tırnağa, dişe, kemiğe. Üç. Usta öyle diyor. Eli eline, gözü kulağına, bir de ruh, kalbi ruhuna itiraz etmez. Var ya, üç tane şey. Şimdi, bu asın o belası, içsel çöküntüsünün çaresini okuyacağım. Abdullah. Tamam Aysel. Yani bu mukaddeme yaptım 3-4 dakika. Her bir geçmiş kavimlerin imtihan olmuş bir şeyle. Bu kavim kıtlıkla değil, yoklukla değil, çöplükle bile beslenirsin. Bit belası değil, çöküntü değil vesaire. İçsel buhran. Ben şeyle, telefonu kapattın dedim sevgili arkadaşlar. Telefonu kapattın lütfen. Ben bir rüyamı da anlatayım bir parçasını. Yürüyor. Yürüyorum ben. Gökten solucan var ya, solucan. Böyle solucan. Şu kadar uzunlukta. Bak şimdi. Bu çok önemli. Sizle alakadar ediyor. Baktım yürüyorum ki gökten siyah solucan, solucan yağıyor. Şu kadar, şu kadar büyüklükte kıvrım kıvrım solucan yağıyor. Sipsiyah. Hani kar yağdırılır gibi. Fakat şu, bir tuhaf tarafı var. Nereden girdi? Buradan mı? Bunun tam zıttıyla çıkıyor. Buraya düştüyse buradan çıkıyor. Buradan girmişse affedersen aşağısından çıkıyor. Buradan girmişse omuzuna, nereye temas etmişse delip geçiyor. Fakat kimsenin haberi yok. Allah Allah, ben görüyorum. Solucan yağıyor. Temas ettiği insanların öteki taraftan çıkıyor. Fakat çok az insanların şeyi, tam solucan gelecek pat yayılıyor böyle. Hani böyle sıcak ateş olur da kar yağdırılırsa kar hemen buharlaşır ya, kaybolur veya sağa sola gider. Meteor taşları gibi. Bazı insanlara bakıyorum. O siyah solucan inmiyor. Yani geliyor tak kayıyor. Tak böyle gidiyor.
Tak böyle gidiyor. Ne giren ne de temas etmeyen o insanın hiçbirisi, Fatih çok ilginç, temas etmiyor. Ben de hayret ediyorum. Yani temas etmeyince niye etmiyor diye soru sordum bunlara. Çünkü dediler, bunlar imanı tahkiki ders alanlar. Bunlara temas edemez. İşte bu iki tane hadise, yani bu asrın, bu kavmin helakına sebep olan o içsel çöküntü ve o rüyamla alakalı bir ders. Sayfa 676 şu alır. Saate bakayım. 9'a 20 var. Buçukta bitirir inşallah. 10'a 20. 10'a mı? Ez cümle, o seyahat hayaliyede rızka muhtaç hayvanat alemini gördüm. Yani şu hayvanat ve insan alemini yorumluyor. Gördüğüm vakit maddi felsefeyle baktım. Şimdi iki türlü bakış var. Ya dinle bakacaksın olayı, ya da beşeri anlayışla bakacaksın. Başka bir şey yok ki. Neyle çözeceksin? Ya dinle çözeceksin olayı, ya da kendi aklınla çözmeye çalışacaksın. Yani dinden kopuk düşünceye demek felsefedir. Felsefe derken okuldaki felsefe değil. Yani kendisine göre, bana göre diyor. En dindarı da böyle diyor. Bana göre böyle olması lazım. Bu felsefedir. İşte felsefe ile baktım diyor. Yani dini bir gözlükle bakmamış hadiselere, hayvanlar alemine. Hadsiz ihtiyaçları ile beraber zaaf ve acizleri hayvanat alemi. Ziyaret alemini bana çok acıttı ve elim gösterdi. Ne olacak bunlar ya? Hakikaten öyle tokatlıyor, vuruyorlar, asıyorlar, işkence yapıyorlar, kesiyorlar. Bu zaaf ile aciz arasındaki bir... Zaaf ile aciz şu. Bir şey yapalım. Şimdi hadiselere karşı güçsüz. Elinde sermaye yok. Yani iki zıt şey. Yani hadiseler karşısında hücum edenler çok ama direnmesi olurdu. Yok. Hücum edenler çok, mukavemet hiç yok. Ha şimdi duruyorsun böyle kardeşim. Ha bir tane size söyleyeyim. Dün. Dünkü hadise. Matematik öğretmeni. Kırıkhan'da matematik öğretmeni. Bizim kardeşimizin kayınpederi. Nizam'ın. Ve dün adını infadise bunu. Ama şeklini nasıl biliyor musun? Bilmiyorum. Şu. Lavaya gidecek. Birinci dersten çıktı, öteki sınıfa gidecek. Oğlum demiş, ya bu defteri tut, ben bir lavaya gideyim. O sınıftan çıktım. Bir yüzümü yıkayayım, geçeyim öteki sınıfa. Buradan çıkmış, oraya geçecek. Tamam hocam dedi. Kitapları vermiş. Ulan çocuk bekliyor. Hala yok. Zil geçti. Tam nöbetçi öğretmen. Oğlum ne duruyorsun salonda, girsene derse diyor. Hocam diyor, hocam kitapları verdi, lavaboya gitti, onu bekliyor. Ulan nasıl olur yani? Adam bir gidiyorlar içeriye ki lavabonun orada duvara yaslanmış, ölmüş. Ya böyle bir şey olur mu ya? Oğlum şu kitapların hiçbir şey yok ha. Yani şu zaafa bak. Şuraya bak yani. Neyine güveniyorsun ki? Pat küp bitti. Hiç ya hiç. Yani bir tane bir elinde delil bir şey var mı yani? Her an ya. Yani bu kadar kesin olan bir mesele, o kadar gaflet var yani. Ölmeyecek gibi bir şey var. Gelmek de akli değil, gitmek de akli değil var ya. Evet. Yani dünya gelişimiz akli değil. Akıl zaten gelmiş. Yani geliş şeklimiz akıl değil, aklı yok. Gidişimiz de akli değil. Yani sevgili arkadaşlar, unutmayın. Sebepler tükendiği için ölmüyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Bir daha söylüyorum. Sebepler şu olsaydı ölmezdi, hastane yetişseydi şu ölmezdi, kanser olmasaydı, kalp krizi olmasaydı, tansiyonu olmasaydı yaşardı gibi. Hayır. Sebepler tükendiği için ölüm olmuyor. Öleceği için sebepler tükeniyor. Şimdi baktı böyle felsefe gözüyle. Bakıyor ki ac, zaaf, yani
hücum edenler, hastalıklar çok mukavemet edecek hiç yok. Aç ve sağ. Sonra ihtiyacat düşünün. Neler ihtiyacımız var? Oho! Çok acıktı ve elim gösterdi. Ehli dalalet ve gafletin gözüyle baktığım zaman feryat eyledim. Ne olacak yani bu? Yani hakikaten insanlık alemine, hayvanat alemine bakın. Hakikaten beşeri gözlükte bakarsan, beşeri gözlükte insan feryat eder ya. Yok mu bunların ahını dinleyen? Ya yok mu bu zulme dur diyen? Yok mu bu ölümlere takos koyan? Tattırmadan çekip gidiyoruz ya. Çok çok yaşayacağız 60 sene. 15 senesi çocukluk, 10 senesi ihtiyarlık, 3'te biri yatak, 150 günü tuvalette geçiyor 60 sene yaşayanın. Günde 2 defa girse, her girişte 5 dakika, 2 defa tuvalete gitse 10 dakika, günde 10 dakika tuvalete gidenin 60 sene yaşarsa, tuvalete geçen ömrü 150 gün. 150 gün seni tuvalete geçiyor. Benim de öyle geçiyor. Yazıkını atayım ya. Acayip bir şey ya. Vallahi nefsini bir üzüm tanesi yediriyor, 10 tokat vuruyor. Yediriyoruz baklavayı, tuvalete bağlamış. En güzel baklavadan sonra tuvaleti bağlamış. Gençlik, ihtiyarlık, sihat, hastalık, ömür, mevt. Hepsi tına bağlamış ya. Feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbünüyle gördüm ki, şimdi değişiyor. Hikmeti Kur'an'ı ve Kur'an'ın dürbünüyle gördüm ki, Rahman ismi Rezak burcunda parlak bir güneş gibi tülle etti. Yani Rahman ismi Rezak burcunda, yani eylemsel olarak o Rahman, kafir mümin fark etmeden ağaçtır, bitkidir, taştır, her şeyin hakkı hayatına dikkat eden birisi var. Öyle keşmekeş, dağınık gibi gözükürken öyle değil. Mesela öyle pejmüde, öyle zor durumda insan zannediyorsunuz sokakta ama oysa içinde cennet alemi var. Öyle huzurlu jiplerin içinde, Mercedeslerin içinde adam var, içi cehennem dolu. Kulübe ayakkabımı diktireyim dedim de ayakkabımı. Ne diyorlar ha? Zeytinburnu'nda o bir tane şey var, semt var. Ne diyorlar orada? Hatırlamaya gelmedi. Ayakkabı. Baktım Allah Allah. İhtiyar adam. Dedim nasılsın biraz sohbet edeyim dedim. Ya orada yatıyormuş o. Ayakkabı tamir ettiği yerde. Bunu indiriyorum dedi falan. Kimse mi yok? Hanım da vefat etti. Çocuklar da şey yapmıyordu. Zaten ben bu işi yapıyordum dedi. Evin yok mu? Burada zaten yapıyordum dedi. Madem dedi hayırsız çocuklar çıktı, sattım gittim hayra verdim. Filistin'e vermiş evi. Ben de burada yatıyorum dedi. Ne yapıyorsun? Herkes gittiklerini kapatıyor. Burada bunu kaldırıyorum, bunu seriyorum, yatıyorum. Şimdi ben bununla oturdum. İşim bu ya benim biraz. Biraz konuşayım dedim. Bir baktım ki vallahi ölü özenilecek bir ruhu var ki içine gitsem vallahi cennet alemi ya. O kadar rahat ki. Dışarıdan bakarsan vay be. Ayakkabı kokuların içinde, boyalı kokuların içinde, köselenin içinde. Tamam mı? Üç yol ağzının biraz kenarında belediye bir kulübe gibi bir şey vermiş. Orada ayakkabı tamir ediyor. Seyit Nizam. Burada yatıyor musun dedim bey abi. Burada yatıyorum dedi oğlum. Allah Allah. 64 mi 65 mi acaba? Ya niye, ne için misal veriyorum? İçine bir baktım. Bakabildiğim kadarıyla içini şöyle. Oho! Açmış adam ya. Lambam var dedi. Kur'an'ımı okuyorum dedi. Zikrimi de yapıyorum dedi. Mahmud Efendi'ye bağlayayım dedi. Evradımı da yapıyorum dedi. Burada da bir çorba da pişiriyorum dedi. Bazen dedi burada şeyler vardı. Onları çağırıyorum, ikram ediyorum dedi. Ona artanı dedi Müslümanlara paraya yardım gönderiyorum dedi. Ölümünde bekliyorum dedi. Geçeceğiz oraya dedi. Allah Allah sanki sarayda yaşıyor ya. Sarayı anlatıyor bana. Ya ben niye mutlu değilim o zaman ya binalarda? Adam köselenin içinde yatıyor.
Bir şey var yani değil mi arkadaşlar? Altınızda araba var. Cebinizde para var. Kulübede mi yatıyorsunuz? Yatağında yatmıyor musunuz? Adam yatak yok. Ne yapıyorsunuz? Bunu kaldırıyorum diyor. Bunu buraya koyuyorum. Bir şey değil ki diyor. Topu çekiyorum dedi. Oraya bir tane oturduğu yastık bir şey var. Gündüz. Onu da yastık yapıyorum dedi. Adam cennette yaşıyor ya. Sahile bakarsın. Sahile bakarsın adam. Cehennem ya. Burada yaşanır mı? Kulübe ya. Ne var o zaman bizde? Bizde ne eksik? Bu ışıkların altında, konfor yatakta, mutfakta yemek. Niye sıkıntı var? Niye kavga ediyoruz? Niye birbirimizi çekemiyoruz? Niye tahammül edemiyoruz? Aile diyorum karı kocalar. Niye sabredemiyorsun? Niye tahammül etmiyorsun? Niye hazmetmiyorsun? Ne var yani? Hani affedersiniz yani bizim memleket bir laf var. Kıçına diken mi battı ya? Ne var yani? Niçin huzur yok? Niçin yok da? Bir şey eksik. Ha, teslimiyetimiz az. İmanımız zayıf. Olayları yorumlayacak malzememiz az. Hemen dünyamız yıkılıyor. Çünkü malzemeden çalmışız. Müteahhit malzemeden çalarsa bina yıkılır değil mi? Ha, biz de düşünce ve hayallerimizden doğru bilgiler fazla vermemişiz. Çalmışız. Hayallerimiz ve dünyamız, düşüncelerimiz hemen yıkılıyor. Hemen düşman oluyoruz. Hemen sildi defterden diyorsun. Bunda bir şey eksik bir şey. O adam mutlu. Ben değilim. Jipin içinde mutsuzum. Ayakkabı kulübesinde mutlu. E bu adamı tanıyorsunuz o tek asa. Bak onun iç halimine bakın. Sen millet acır değil mi? Tuvalet bakıyor diye. Değil mi acır değil mi? Ama içine bakın. Yer yer bak. Özendiğim insanlardan bir tanesi. Gir içine. Allah gir içine. Cennet alsa bir alem var ya. Çok tuhaf ya değil mi? Sen yine bakarsın ne değil mi bilmem ne. İçinde neler yaşıyor ya. Farkında mısınız? Elhamdülillah. İman ne yapmış ya? Küçük dünyada cennet yapmış. Huzur veriyor. Doğru düşünmek için malzeme alacaksın bu dersler. Doğru düşünce ve dersler bu. Derslere geleceksin 10 dakika. Laf dinleyeceksin. Sana kitap oku dedim oku. Derslere geleceksin 10 dakika böyle. Okuyacaksın evde. Bu malzemedir. Bu malzemeleri aldın mı düşüncen ve hayallerin hemen çökmeyecek. Çökmüyor işte. Malzeme ya. Beni de kaptı bugün. Bir sıkıntı kaptı bir yerde. Bu anlattım sana. Kaptı. Durdum. Kimsin sen? Kimse yok. Her taraf ateş bastı. Terledim. Dur bakalım. Hayırdır dedim. Seyredim. Sonra neyin nesidir dedim. Anlattım ya sana. Evet abi. Dedim ki, baktım ki bulunduğum ortam öyle bir sirayet etmiş ki şeytanım tarumar oluyor yani. Buhran geçiriyor adam. Bugün tayinattaydık. Bütün bine yakın vakıflar vardı. Tayinat, senelik tayinat vakıflar vardı. O alemde bir sirayet etti ki benim şeytan nereye uğradı şaşırdı Fatih. Her tarafım terde su. Hiç böyle olmazdı. Allah Allah. Sonra adamı tanıdım. Bu ortamdan sirayet etmiş. Baktım ki buran şeyler geliyor. Çek bakalım şimdi. Herifine çek takos koy. Doğru yere gideceksin. Rahman ismi Rezak burcunda parlak bir güneş gibi tülle etti. Yani Allah'ın Rahman'ı ismini gözlüğünü takmadan bir gözlük Rahman. Bir gözlük Rahim. Bakmadan karanlık. Şöyle bak göremezsin. Göremiyorum ki. Vay be hakikaten ya. Gözlüğün yok. Veya siyah gözlük. O aç biçare zihayat alemini rahmet işiyle yaldızladı. Dershaneye geliyordum sen oraya. Köpek var bir tane böyle gri bir köpek var. Çöplüğün orada. Lan baktım arıyor. Çöpten koku alıyor ama çok açıp çıkamıyor. Öyle durmuş bakıyor. Ben dedim ne kadar üzülüyordur şimdi ya. Sonra baktı çekip gitti. Sonra düşündüm, bakıyorum ha olayı böyle. Lan ben dedim köpek oldum, insan ruhuyla köpeğin cesedine girdim, oradan bakıyorum azap çektim. Oysa köpek olduğunu bilmediği için azap çekmiyor. Köpek olduğunu bilse kafayı yer ya.
Öyle değil mi? Kanaat eder mi ben köpeğim dese? Köpek, köpek olduğunu bilmiyor. Eğer sığır, sığır olduğunu bilse senin aklına bağlar, durur mu? İnaşıyorsan, benim eder. Çünkü hangimizin daha teknolojisi üstü? Ottan yağ yapıyorum. Arkadaşlar, kendi küçük dünyamızda ölçüyoruz, yorumluyoruz. Oysa Rahman, Rahman ismi Rezak burcunda gözlüğünde, Rahman bu, burç bu gözlük, bu Rahman. Şimdi Rahim'i getirecek. Bakan ne o zaman? Bakan ruh ama ruhtaki Kur'an'ı gözlük. Kur'an'ı malumat, Allah'ın yani Rahman, gözlük, burç. Şurası burç. Bakan Rahman. Rahman'la bakıyorsun. Baktığın yer, menfez, burç. Rahman ismi Rezak burcunda. Manayı teşkil ediyor. Evet. Bambaşka ya. Allah, Allah var. Her şey Allah'ındır. Malikel mülk. Mülkün sahibi odur. Hiç kimseye zulmedilmiyor ve edilmeyecek. Böyle baktığın zaman ne oluyor ya? Ne kadar adaletli görüyorsun. Biz olayın bir parçasını görüyoruz. Bilmiyoruz. Ruhsal yapısını bilmiyoruz. Niye onun başına geldi? Karışma. Sen dua edeceksen et. O aç bir çare ziyayat alemini rahmet işiyle yaldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde yavruların zaaf ve aç ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin, elim ve herkesi rikate ve acımaya getirecek bir karanlık içinde diğer alemi gördüm. Hayvanların yavruları. İsmet'in şeyinden çıkıyor. Olsun namaz vaktidir. İsmet'in dersinden çıkıyorum. Saat 11:30. Baktım cihak cihak yavru bağırıyor kedi. Ulan sese göre doğru gittim. Meğer doğan çocuğu yavruların 3 günlük gözü kapalı oluyormuş kedinin. Biliyor muydunuz onu? Gözü açık değil yavruların. 3 gün gözleri kapalı. 3 gün öyle biliyorum. Şimdi kutuda bir evin şeyine kenarına kutu koymuşlar. 3 tane yavru var. İkisi içinde bir tanesi düşmüş kutudan. Gideceğim diye sürünüyorsun. Buraya kadar ya bir karış yok. Burada kutuyu kaçırdım diye arkada kardeşlerimi cihak cihak bağırıyor. Göremiyor. Annesi de yok. Ulan dedik biz tuttuk buraya koyduk. Koyarken annesi geldi. Dedim rahat. Baktım ki böyle şey yapınca o da şey yaptı. Ona baktım boş yeri gelmiştir. Merak etme. Dur burada dur. Ondan sonra hemen gittim markette. Dedim ki soğuk olmasın. Bak beni çalıştırıyor bak. Rezak burcu nasıl oldu? Dedim ya süt ver bana. Bir de kap bir şey ver. Bir çam da var zaten. Bir çam da var. Çam da biz içeceğiz. Ha, ondan sonra bir tane pet şeyim kestim dibinden. Tak sütü koydum. Hem annesi hem babası. Oh herkes. Allah bizi nasıl çalıştırıyor? Bana zevk, ona rızık. İkimiz de tatmin olduk. Ben keyif aldım, bak anlatıyorum. Onlar da keyif aldı. Ah, kral benim. Yarını düşünmez. Hayvan mı? Şey, Risale-i Nur ne manada gözüküyor burada abi? Rahman ismi Risale burcunda mı gözüküyor? Risale burcun. Risale gözlüğü olmasa. Yani düşündüm Allah Allah bu kedi nasıl şey yapıyor? Ki o cesede Allah o ruh vermiş. Aslanın ruhunu koyuna koysa, koyunun ruhunu aslana koysa olur mu? Koyunun ruhunu aslana verdin. Aslan cesedinde yapıyor. Ulan cesede bak dişte böyle, pençeler böyle, koyun ruhu. Sana geliyor. Otlayacak, ağzı müsait değil. Otlama ruhu var, ağız otlar mısın? Aslanın ruhunu da koyuna koydun. O ağız otlamak için, pençeler yürümek için, pençe yok. Parçalamaya geliyor çünkü ruhu aslan. Aslan koyunun içine aslan ruhunu koydu. Ne ağzı müsait ne pençesi müsait. Yani Allah hakikaten pençeye ve dişe uygun ruh vermiş. Aslanın ruhunu aslanın cesedine koymuş. Her şeyi yerli yerine koymuş. Sen karıştırma. Onu oradan alıp oraya koyma. Yeri yerine koy. Bu niye böyle? Niye böyle gidiyor? Seni ilgilendirmez. Niye ömrü bu kadar kısa? Niye bunlar geliyor? Benim işimiz değil o. Genç yaşta gitti. Ya! Hangi yaşta gidecekti? Genç mençimi var. Herkes aynı yaştadır. Şu anda ben ne hissediyorsam sen de onu hissediyorsun.
Yaşlı maçlı yok kardeşim. Hissettiğin yaştasın. Bir şey dedi işte bu da. Kim yaşlılığını hissediyor? Kim genç olduğunu hissediyor ki? Ne hissediyorsa ne olsun. O yaş nispidir. Düşüncelerde var. Hisse yok. Ne hissediyorsan olsun. Ben şimdi 50 yaşında mı hissediyorum? Yok, gayet elimde duramayan hissediyorum. Buyum işte ben. Moralim bozuksa oyum. 20 yaşında adam Burak geçiriyor. Batsın bu dünya diyor. Çekiyor adam. Burak geçiriyor. Ötekisi 70 yaşında. Oh elhamdülillah diyor. Ayakkabı kulübesinde yatıyor adam. Hangisi genç? Ya ne hissediyorsan olsun. Hislerini, düşüncelerini değiştir, sana cennet versinler. Elhamdülillah. Ama Risale-i Nur veriyor bu bilgiyi. Bu bilgiyi Risale-i Nur'la görebilirsin, göremezsin. İnan bana, ben çok görüşüyorum, liderlerle görüşüyorum, efendilerle görüşüyorum. Diyor ki biraz anlat dedi ya bunu. Efendiye husus odaya alıyor beni. Sonra yavrular oku, çırpındıkları hazin, elin ve herkesi rikat ve acımaya getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli dalaleti nazarıyla baktığımda, baktığıma eyvah dedim. Eyvah, ehli dalaleti yok, Allah Allah. Bu nasıl yorumlu, nasıl izah edecekler, nasıl çözeceksin? Adam bir evin gelir giderini idare edemiyor. Bir dükkanın gelir giderini idare edemiyor. Allah bu kainatın gelir giderini idare ediyor ya. Ya bir alemimiz ya. Sıkıntılarımız da huzurumuz da. Tamam, moralimizi düzeltenle moralimizi bozanla bir gelir gideri denk yapamayınca of of çekiyoruz ya. Ya içimizde bir şeytan var ya, fazla bir şey yok ya. Bir şeytan var ya, cinli şeytan var. Öteki şeytan girip çıkıyor. Diyor ya, sana şöyle diyor. Diyor onu, ver ağzının payını. Hak etti o. Yap onu, aç o kanalı. Diyor o kadar ya, bir bölümde kadar. Size diyor ne fısıldadığını ben bilirim diyor Allah. Bir şey yaptırıcılığı yok. Fısıldıyor. De onu diyor. Ver ağzını payını. Hak etti diyor. Ya bu diyen bu adam. Benim nefsim. Bu da diyeceksin ki yok ya ayıptır olur mu ya? Allah Allah. Yani ama hak et. Hayır daha güzel şeyler de var. Sırf bu kötü tarafı iyi tarafları da var diyeceksin işine. Böyle paldır küldür olur mu ya? Olmaz. Niye? Dengeli bakacaksın. İyilikler var, kötülükler var. Bir kötülüğüyle hemen çöpaltılırım. Yani bu, ancak bu kültürle gelirsen, bu kültürü alırsan, bu derslere gidersen, bunları okursan böyle bakabilirsin. Yoksa ne olur biliyor musun? Olan sana olur. Hem dünya bitiyor, hem ahiretin zarar görüyor. Ya. Allah Allah. Birden iman bana bir gözlük verdi. Bak iman dedi ki çıkar o gözlüğü. Çıkarttım. Al sana bir gözlük. Tak bunu. Bakayım ne göreceğim. Verdi gördüm ki Rahim ismi Şefkat Burcu'nda tulu etti. Burası Rahman gözlüğüydü. Burası Rahim. Vay be. Rahim Şefkat Burcu'nda tulu etti. Şurası şefkat. Şurası rezak. Şu rezaktan bakan Rahman. Şefkattan arka tarafında Rahim. Allah ruhlara göre muamele ediyor. Rahim. Şundan bakıyoruz. Allah cesede göre rızıklandırıyor. Hayat veriyor. Nimetler veriyor. Ev, araba herkese farklı veriyor. Şundan dolayı, şu, Rahman. Herkesin rızkı, maddi ve manevi rızkı ayrı. Şuradan ise, Rahim, şefkat, ruhuna ne mustahaksa, nereye layıksa ona göre muamele ediyor. Öyle tip insanlar karşına çıkarıyor. Hiç ummadığım bir yerde, bir tanesi sana söyleyeyim. Olacak bir şey mi? Yunanistan'a gittik. Arabayı park edeceğiz. Bak şimdi, böyle bir şey olur mu? Arabayı ben indim, sen fark ettin. Ben dershaneden çıktım, yukarı çıkana kadar adam, bizim şoför İsmet,
Park ederken, park ederken geriye bir orada yaya geçit işte kadına yani durması durdu da işte biraz öyle geçti. Biliyorsunuz Avrupa'da yaya geçidini işgal edemezsin. Da tam da geri hemen laf etti. Kızdı yani. Hemen başka bir kardeş vardı o kay. Çıktı. Ona yani kızdı ya. Kadın ya açıkçası geçerken kadın. Hemen ona türkü şey şey şehir Türk şehri. Ondan sonra o Türkçe dedi ki ya kızma dedi ya ne kızdım biraz sonra olacak. Ama hemen başladı bırakalım kadın durdu Allah Allah. Böyle güzel onun davranış falan durdular. Başladılar sohbet etmeye. 15 dakika 20 dakika şoför indi geldik biz içerideyiz adam. 15-20 dakikada buna nurculuk anlatıyor, dava anlatıyor, kitap veriyor. Meğer İstanbul Türkiye'de efendim tıpta mı ne okuyor kız? Tamam. Onu şey ders yapıyor. Aa da kız oldu Nurcu. Böyle bir şey olacak mı ya? Böyle bir şey olur. Ya kardeş acayip bir şey. Bu ne? Ne için anlatıyorum? Rahim şefkat burcunda Allah kime ne layıksa arabayı getirir kızdırır. Bir rüyadan birisi şey yaparsın. Veya bir ne olursun bir tanesi siteden bir tane video denk gelir. Tak diye sana çıkartır karşına. Sen yeter ki doğru ol. Allah çıkartacak seni karşına. Nereye layıksa. Kul kullu ya'melu ala şakire. Nasıl bir adamsın, o tipte muamele göreceksin. Olacak şey mi Mehmet? Kız şey oldu ya, Nurları tanıdı. O kayı kitaplarda verdi, İslamlarda söyledi, işte görüşüyorlardı. Allah Allah. Gümülcü ne yani? Niçin söyledim? Rahim olan Allah ruhuna ne layıksa hiç ummadığın yerden. Ama eğer sen layık değilsen önündeki şeyi de kör olursun göremezsin nimeti. Kör kör değerlendiremezsin. Allah'ın verdiği nimeti göremezsin. Çünkü layık değilsin kör. Ona ait bir yorumlar getirirsin. Bir suizanlar getirirsin. Ne bileyim bir şey takındır bir şeysine takılırsın. O korkunç yükün hayrı kaybeder. Kaybedersin ya. Adam bir tanesini getirmiş birisi birisine. Böyle dersi dinliyor. Tabi getiren merak etmiştir Muhammed. Giderken ya nasıl buldun dersi dedi. Ben de tevhid dersi yapmışım. Zaten yerimde duramıyorum bana. Füzeler göndeririz. Boşver dersi dedi ya. O halılar nereden geldi diyor. Ya bırak abi dedi ya. Sen derste ne anladın? Ne halüsü dedi ya. Şey bir dersi dedi ya. Ben dedi kafayı taktım alıyor dedi ya. Şimdi ben bunun kafasına çiviyle çaksam bile girmez. Bu adama nasipsiz layık olsaydı nimet olur. Layık olduğu için ye yok. Layık olduğu için dersin dışında kaldı. Bu burada 45 dakika dersten bir şey anlamadı. Halılara kafayı taktı. O arabayla geri giderken niye yani benim yolumu kesiyorsun? Hayır, hızımı kestin yürüyordum. Kızıyor ki kelam ediyor. Nurları tanıyor. Veya birisine rüyaya giriyoruz. Rüyada bunu söylüyoruz adam veya kadın nurları tanıyor. Ötekisi 45 dakika dersimi dinliyor. Adam halıya kafayı takıyor. Kör, kör. Kör kaleli, kör. Öyle demiş İbrahim Hakkı Hazretleri'ne. Hasan Kale'ye geliyorlar ta şeyden, Tillo'dan. Sonra Hasan Kale'ye geliyorlar Erzurum. Diyorlar İbrahim Hakkı Hazretleri var demiş bu Hasan Kale falan. Bilmiyoruz demiş. Hasan Kale geliyor. Bilmiyoruz diyor. Sonra İbrahim Hakkı Hazretleri'ne demişler ki efendim buraya gelince bu Hasan Kale seni tanımıyor demiş. Onlar ta Tillo'dan tanıyor. Bunlar Hasan Kaleli değil. Kör Kaleli. Kör. Kör Kaleli bunlar. Kör. Böyle bir dersiye lakayt kalıyorsun Ayşe. Okumasan misal. Bu nasıl bir ders ya? Felsefe midir? Yorum mudur? Hayatın içeriği. Elhamdülillah. Niye göremiyor abi orada? Mesela o nazar neden oluşuyor? Çünkü ruhunda sorun var. Orası sisli bak diyorsun. Yok. Gözlüğü sisli de orayı zannediyor. Hiç kendisine vermiyor. Orası karanlık diyor. Bak orası çizik diyor. Oysa cam çizik. Gözlüğü bozuk. Baktığı ruhu bozuk. Art diye.
Hotkan, Hodendiş, Hotbin. Pergel insan, pergelin ucunu koymuş kendisine, o eksenli çeviriyor daireyi. Bana bakan şey şeydir. Fedakar yok, cömertlik yok, af yok, şefkat yok, vermek yok. Hep almak üzerine kurulmuş düşüncesi. Oysa insanı tedavi eden vermektir diyor Allah Resulü. Sadakayla hastalarınızı tedavi edin diyor. Sadaka yok, zekat yok, dersliğe gitmek yok, bilmem ya. Adama dedim ki, ya dedim yaşa yap. Hocam dedi, hiç unutmuyorum. Almancı ya. Türkiye'ye gelmişim. Hocam dedi, ben para verip kitap alamam dedim. İçim gider dedi. Bana hediye edersen dedi, okurum dedi. Ona Allah Allah, bir kitabı. Sen tanırsın Fatih yakını. Tepecik'te. Ve çift daireli binası var. 5-6 katlı. Allah yedirmeyince yedirmiyor. Yahudilere de yedirmemiş ya. O şey diyor, hazinedarlık yapıyorlar diyor. Parayı Yahudi yemez. Ben ortaokul talebesiyken Perşembe Pazarı'nda çalışıyordum. Matkes Yavşaoğlu'nun yanında. Ortaokul çünkü onun için pazarlamam benim biraz şey farklı. Yahudi yanında çalışıyordum. Matkes Yavşaoğlu, ben şeyim ya, tezgahtarım, ortaokul çocuğu. O zaman şokela çıkmıştı böyle. Karadeniz pidesine şokelayı sürerdim öyle, katlardım halı gibi. Bir de süt alırdım, yerdim. O kalite yerdi, dükkan sahibi. Ulan dedim, herhalde midete sonu var. Adam Matkes Yavşaoğlu. Ulan dedim ya, onun için yani kalite yiyor mide suyunu. Kalite ya, kuru kuru suyla. Ulan dedim, bir parça bir şey yapayım. Olmaz patron, olur mu ya? Çiş çiş çiş. Verdim, aldı. Abi kuzum çok güzeldi. Beni davete yerdim. Abi kuzum çok güzeldi. Ulan çok güzeldiyse alayım mı? Alma dedim. Ama nasıl güzel bilmiyorum. Neyse ondan sonra, ertesi gün baktım, gene verdim, gene yiyince anladım, vay, bu almıyor, pinti, bundan, akınca da bundan, yedirmiyor. Ben orada işçi, kazandığımı şükürleri sürüyorum şeye, katlıyorum halı gibi, sütle götürüyorum. Allah Allah ya, arkadaşlar ya, bambaşka bir dünya ya. Bu acayip öyle bir diye bazen kafam gidiyor. Üstten uçuyor, araba gidiyor, bağırıyorlar. Kafir, Müslüman doğuyor, vuruyor, kırıyor. Geliyorlar, gidiyorlar, ışık vuruyor, karanlık oluyor. Yani benim çok alakadar ediyor, çok tuhaf ya. Bu nasıl bulmuş böyle bir sistem ya? Nasıl bir şey getirmiş ya? Herkes layık olduğu yere gidiyor, tak tak oradan oraya gidiyor, pazar gidiyor. Elma 5 lira diyor, ötekisi geliyor, seçiyor, bilmem ne yapıyor. Ya böyle nasıl bir ruhlar ayarlamış ya? Allah hakikaten usta ya. Yani tek ders yapıyorduk bir yerde. Sarhoş kalktı böyle. En kral peygamber bizim peygamber. İnsanın Allah'ım beni affet. Yani Allah o kadar mükemmel bir şey. Nasıl? Pazardan geldi mi ya? O bağırıyor, elma şey diyor, karpuz diyor, o gidiyor, şey yapıyor. Anne diyor, al diyor, kız çocuğu. Ya Allah, öyle bir sistem ayarlamış ki oradan geliyor, onu ekiyor, onu biçiyor. Onu pazara getiriyor, o geliyor, açıyor, o kız istiyor. Güneş doğuyor, köpek geliyor, şey yapıyor. Ya sisteme bak ya. Basit gibi gözüküyor ama harika. Muhammed şaşırma. Allah ne güzel yapıyor ya. Hep Allah yaptırıyor. Elhamdülillah. Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki şefva ve acımak ve yüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Çünkü Allah zahiri alemle cevap veren, rızıklandıran, layık olana araba veren, para veren, çoluk çocuk evlat yat veren bu Rahman. Rahim ise layık olana, liyakat olanlara ruhuna mana basan, ilham eden, dersi nasip eden, kitap okutturan, Kur'an okuyan, feyiz akıtan, ahiretteki lezzeti dünyada veriyor. Rahim o. Avamın cennete alacağı lezzeti havas bu dünyada ruhunda alıyor. Veriyor ruhuna, huzur veriyor kalbine, indiriyor. Kimisinin kalbine de elem yapıyor, oluyor dünya düptüz. Batsın bu dünya diye intihar ediyor. Ama Risale-i Nur dinleseydi, yaşasın bu dünya diyecekti. Lan laf dinle ki ruhun âli olsun. İçinde cehennem varsa sen alevlendirdin. Onu söndürecek şey dersler okumak, derslere gitmek, okumak ama kesin.
İkra. Dinle dememiş. Okuyacaksın. Oku. İlk bir oku ya 10 dakika ya. Bir laf dinle. Yan tesiri yok. İlaç vermiyorum sana. Reçeteyle de satılıyor. Bir oku ya 10 dakika ya dükkanın evinde. Bir 10 dakika oku Allah aşkına ya. Bir 10 dakika ya. Lan bu kadar yapmış yapar ya. Lezzetlerden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ha buraya gel. Bu insan aleminden biraz bahsedeceğim, keseceğim. Eyle dalaletin dürbünüyle baktım. O alemi o kadar karanlıklı, dehşeti gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim, insanlık alemi daha acayip. Hayvanın elbise derdi yok. Gözlük derdi yok. Evlenme derdi yok. Ev derdi yok. Kira derdi yok. Kuşlar ise hiç zaten bir şey yok. Onların bu kadar sıkıntı tek tük işte. Ne kadar hayat kalitesi, ruh kalitesi yükseldikçe sıkıntısı artıyor. En sıkıntılı insan. Ama en huzurlu da insan olması lazım. Yani bu dünya başka bir şey alemin hesabına diyor. Eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet ebediyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri istidatları. Bir de durayım. İnsanlarda ebede uzanıp giden arzuları var. Ne istiyoruz? İstediğin her şey ebedi. Sonsuz olmasını istiyorsun. En iyi bir şey ne istedin? Araba istedin, jip istedin. Tamam mı? Aldın. Diyelim ki aldın. Bu kadar ömür verdin, al. Bin içeriye. Kaç gün ondan zevk alırsın? 15 gün sonra alışırsın, çorba olur. En âli şey, en çok istediğin şey 10-15 gün sonra çorba gibi olmadı. İnsan ebedle yorulduğu için yoğrulma hamuru ebedi olandan başka tatmin olmuyor. Ebedi olacak. Ebedi. Öyle faniye kanaat etmiyor. Senin araban var mı? Ne ya markası? Renault. Üstünde bir yazı var. Gördün mü onu? Renault'un üstünde bir yazı var. Ne yazıyor? Fani yazı. Fani Renault yazıyor. Fani, fani damgasını görürsen kalbine girmez. İnsan, insanlarda ebede uzanıp giden arzuları var. Bu ebede giden bir arzu var. Efendim abi? Biz maşallah farka bir yeştik edilse hocam. Yapma ya Erhan. Emelleri var. Ne kadar emel var. Süyattır, kattır, kattır. Bir sürü şeyler istiyoruz. Emeller var. Kainatı ihata eden tasavvuratı var. Düşünceleri var. Nasıl? Ya bu dünya bitiyor. Yanımdakiler gidiyor ya. Adama bu kitabı tut dedi öğretmen. Lavada, tuvalette. Duvara yastı. Allah Allah ya. Haysa. Ne dersin bu işe? Bizimle alakası yok canım, o adamla alakası. Bak bu ezanı duymuyor ha. Öyle kulaklar var. Bunlar hep bitecek. Bizim için daha ezan okunmayacak. Bizim için daha güneş doğmayacak. Bizim için buğday çıkmayacak. O gün gelecek. O güne hazırlık olması lazım. Allah Resulü'ne sormuşlar ya. Ya Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü dedimiş ki, o güne ne hazırladın? Yani biraz böyle bir yere tutunacaksın da yani bir tutun. Tarikatsa tarikat. Bilmem şeyse. Risale tutunsa bir 10 dakika oku ya. Dersin olsun, davan olsun. Yani şöyle derse gelmeyeceksiniz. Ya ne yapayım ya bu akşam? Yapacak ne var? Maç yok. Akraba şey yok. Ha tamam tamam. Başka bir iş kalmadı. Ya ders varmış ha, bir derse gidin. Böyle istepne lastik gibi derse gidilmez ki ya. Ciddi olacak yani. Lastik patlayınca takılan bir araba lastiği gibi değil. Yani benim dersim var diyeceksin. Misafir dayı gelse, abi misafir var, tamam hanım hanımla oturur, erkeklerine mi getiriyor? Gel de ki ya benim haftada bir dersim var. Bunu bekliyorum ben zaten. Hadi gel. Hadi gel, beraber gidelim şurada bir ders sonra sohbet edelim falan.
Adam yok falan. Ya ben haftada bunu bir bekliyorum. Sen de bırakamam. Mecbur geleceksin. Sonra bir daha hafta gelirken hesap ederek gelir. Tabii ya o kahvesinden veya o hayır derse gelemem mailinde taviz vermiyor. O derse gelmemekten taviz vermiyor da sen derse gelmekten niye taviz veriyorsun? İnsan alemi, emelleri, kainatı yatayden tasavvuratları, efkarları, fikirleri. Fikirler nerede duracak? Fikirlerimiz daha nerelere kadar gitmiş? Ahirete gitmiş, babamıza, ceddimize gitmiş. Evet, acaba ne olacak? Bugün gelirken düşünüyordum ya. Buraya yaya geldim aşağıda Sultanbeyli'nden. Ona dedim, hiç ölmedim daha önce dedim. Acaba ilk defa öleceğiz, nasıl olacak diye merak ediyorum dedim falan. Bütün başka bir tarafımda şöyle söyleyeyim. Ulan sen de merak edecek başka bir şey bulamadın ya diye. Bir tarafımda böyle ses yapıyor. Vazgeçtim. Efkarları ebedi, beka ve saadet ebediyeyi ve cenneti gayet isteyen himmetleri. Beka istiyor, ebed istiyor, cennet istiyor. Böyle ruhta bir var. Peki bu ihtiyaçlar ne yapıyor? Bizi fakir etmiş. Niye anlatıyorum? Beka istiyorsun, ebed istiyorsun, cennet istiyorsun. İstemeye var mı? Yok. Her istediğin şey seni fakir ediyor. Sırrın böyle problemi yok. İmanı kazanma veya kaybetme davası açılmamış. Arkadaşlar neyi istiyorsanız onun fakiri oluyorsunuz. Biz cenneti istiyoruz, onun fakiriyiz. Evet istiyoruz, onun fakiriyiz. Beka istiyoruz, onun fakiriyiz. İstemek olmasaydı rahat ederdi. Zenginlik ne demek biliyor musunuz? Malın çokluğu değil. İsteğin azlığı demek. İsteğin az olunca zengin oluyoruz. Ayakkabıcı tamircisini gördün mü? Yatağın fakir midir? Değil. Öyle bir şey istemiyor ki. Arabanın fakir midir? Yok öyle bir şey istemiyor ki. İhtiyaç azlığı, talep azlığı zengin yapıyor seni. Onu nasıl yapacaksın? Esasları istersen, esasları talep edersen teferruatı istemezsin. Esasa temele parmağını basacaksın. Eğer esasatı kaybedersen Allah teferruatla seni boğdurur. Arabayla meşgul eder, kadınla meşgul eder, para kazanmayla meşgul eder, hava atayım diye meşgul eder. Siz hepinize söylüyorum. Yazın memlekete gideceksiniz. Gayret ediyorsunuz ki olan lüks bir araba alayım da memlekete gidip hava atayım. Allah bununla meşgul eder. Bak adam neyle meşgul. Esasatı kaybedersen teferruatla meşgul olursun. Allah'ın dinini dert edinmesen Allah senin derdinle baş başa bırakır diyor hadiste. Evet. Allah'ın dinini dert edinmeyeni dertleriyle baş başa bırakır. Dinini dert edineni diyor hususi dertlerini satın alır diyor. Evet Allah hususi dertlerini satın alır diyor. Allah hususi dertlerini satın alıyor. Allah ya sen bir adım atacaksın Allah geri adım atar mı? 1-10 diyor zaten. Siz bir adım atarsanız ben 10 adım atarım diye ayet var meal. İsteyen nimetleri ve fıtri istidatları ve had konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvaları, vaatsiz maksatları, müteveccih ihtiyaçları ve zaaf ezan okunduğu için izle okuyorum ve kesiyorum. Zaaf ve asleriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber. Yani ne kadar düşmanımız var? Tüm. Gözüm en bir mikrop. Bak şimdi. Adam bizim kardeş. Kutucu fabrikası. Babası kutu. Var ya paket deniyor buzdolabı mümletleri. Böyle kutu fabrikası. Onun sahibi ne oğlu? 37 yaşında. Abi kaşındı dedi. E tamam. Kaşım. Ertesi gün biraz çoğaldı falan. Derken bir hafta sonra bak diğer tarafı sarmış. Bir doktora bir gidiyorlar. Bakıyor da kanser. Ha? Üçmüş. Birkaç hafta sonra gidiyor. Ya ne kadar düşman var? Püh hatta hesaba gelmiyor. Allah'a teslim oldun mu, al sen ne ol? Kanser öldürmez. Sihat gittiği için ölmüyor. Öleceği için sihat gidiyor. Sebepler tükendiği için ölmüyor. Öleceği için sebepler tükendi. Kanser olduğu için ölmüyor. Öleceği için kanser oldu. Yani merkez ölüm. Ecel birdir, değişmez. Bir dakika ile bir dakika gelir. Hiç endişe etme. O da Allah'ın işi. Doğmak akli olmadığı gibi ölmek de akli değildir. Akli ölçülerle ölçemezsin. Mantıklı değil yani. Sen yeter ki günahlarından kork. Ölümden korkma.
günahlarından kor. Hadsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür, her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet adalı bir hayat. Bir tanesini söylemeden geçemeyeceğim. Cumartesi bir arkadaş derse geldi. Nerede çalışıyor belediyede? Demiyor, demedi. Nerede olduğunu, ne iş yaptığını. Dedi ki hocam dedi 15 günde bir dedi bana bir kriz vurur. En fazla 10 dakika. En fazla 10 dakika. Diyor ki inandım ki 15 günde bir geliyor. 15 günü tamamen aha geldi, aha gelecek. Endişeye bak burada da öyle diyor. Hadsiz endişe. Ne zaman gelecek? Gelirse burada mı olur? Tuvalette mi vurur? Tuvalete giderken düşünüyor. Ya oraya gelirse, banyoya girerken düşünüyor. Ya kriz olursa. Bak hayatını zehir etmiş. Endişelere bak yani. Niye fırsat veriyorsun yani? Kitap okumadığın için, dersleri bu dersleri dinlemediğin için, kitap okusaydın teslimiyetin artacaktı. Allah var, problem yok. Günahım çok. Allah'ım güçlü. Allah'ımın kudreti sonsuzdur. Benim günahımı ortadan kaldırabilecek güç nedir? Bak sana bunları veriyor kitap. Sonra insan cesur oluyor, canlı oluyor ya. Uyuşuk uyuşuk olmuyor. Hadsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür. Her gün ve her gayet dağdağlı bir hayat, yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elim ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek için de ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretini görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer tayfe tayfe o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryad ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvvet iman o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda, yani manasında, Bais ismi Varis burcunda, Muhi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi tulu ettiler. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp, Nur'ani ahiret alemlerinden pencereler açıp, o perişan insan dünyasına nurlar serptiler. Zerrat-ı kainat adedince, elhamdülillah, şükrülillah dedim. Ve aynı lakin gördüm ki, imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır. Yakinen bildim. Ve ahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.